Herkese merhabalar, CryptoKing kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin ve kripto paralarda güzel hareketlilikler yaşanmakta. Yalnız yine de tekrardan altını çizmek istiyorum. Bizim için asıl markup aşamasının tekrardan başlangıç noktası Bitcoin'in 44.545.000 seviyesinin üzerinde kendini atmasıyla başlayacaktır. Binance list telebesi altcoin'lerin fiyatları üzerinde her zaman pozitif bir sıçrama tahtası olarak görev yaptığını hepimiz biliyoruz. Bundan önce birçok defa yaşadık arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse Shiba Mayıs ayında Binance listelenmesiyle beraber hızlı bir şekilde yukarı yönlü fiyat olarak bir pump hareketi yaşadı. Yaklaşık olarak %258 civarında yukarı yönlü bir hareketlilik yaşadı. Bunun arkasından aşağı yönlü bir düzeltme hareketi geldi. Daha sonra adaptasyonun tamamlanmasıyla beraber yukarı yönlü bir önceki ATH'ların tazelediğini gördük. Yine aynı şekilde Cardano üzerinde geçtiğimiz haftalarda Binance listelemesi geldi. Binance listelemesinin hemen arkasından hızlı bir şekilde yaklaşık olarak %56 civarında yüksek bir kar potansiyeli elde edildi. Buna ilaveten bunlar sadece Binance listelenmesi sonrası yukarı yönlü pump hareketi yaşayan örnekler arkadaşlar. Birçok farklı projede benzer durumları yaşadık. Hal böyle olunca yakın bir zaman içinde Binance listeleme potansiyeli yüksek olan toplam piyasa değeri 400 milyon doların altında en iddialı Web3 projelerini sizler için derledik. Yüksek potansiyelli bu projelerin listelenmesiyle beraber fiyatlarına sert yukarı yönlü hareketlilikler yaşanabilir. Bunları teker teker masaya yatıracağız. Dolayısıyla yine DopTobi içerikle karşınızdayız. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde Binance listelenme potansiyeli olan Web3 altcoin'lerini incelemeye geçiyoruz. Şimdi ilk etapta altcoin'lere geçmeden önce Web3 kavramına ve felsefesine değinmek istiyorum. Bu videoda karla odaklandığımızdan dolayı çok fazla işin derinliğine girmeyeceğim. Kabaca anlatmak gerekirse ilk etapta Web1 ve Web2 kavramlarını iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Web1 kavramına baktığınızda burada sadece tek taraflı bir bilgi akışının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse herhangi bir internet sayfasına girdiğinizde bilgiyi okuyorsunuz ama herhangi bir etkileşim içerisinde bulunamıyorsunuz. Web2 kavramına geldiğimizde burada özellikle sosyal platformların hayatımıza girmesiyle beraber örnek vermek gerekirse Google, YouTube, Instagram, Meta şirketi ve benzeri burada aslında aynı zamanda kullanıcılar bir etkileşim içerisinde bulunarak fikir ve görüşlerini de sunabilir hale geldiler. Ancak tabii ki kullanıcılar tarafından sağlanan etkileşim merkezi yapılar tarafından denetlenmekte. Örnek vermek gerekirse Trump'ın Twitter hesabı merkezi yapı tarafından kilitlenmiş ve askıya alınmıştı. Buradaki Web2'nin en büyük dezavantajlarından bir tanesi buradaki merkezi yapılar. Web3 tarafına geldiğimizde kullanıcılar yaratmış oldukları etkileşimin tamamen sahipliğini ele geçirir duruma gelecek arkadaşlar. Burada tamamen merkeziyetsiz bir yapıdan bahsediyoruz. Hal böyle olunca merkeziyetsizlik kavramının ortasında da tabii ki blockchain teknolojisi yer almakta. Bununla beraber şu anda birçok sektörü domine eden merkezi yapılardan merkeziyetsiz yapılara geçişin sağlanacağı, buna bağlı olarak da potansiyeli yüksek iyi Web3 projelerine yatırım yapanların ilerleyen günler içerisinde çok güzel kazançlar elde edeceğini düşünüyorum açıkçası. Peki ilerleyen günler içerisinde Binance listelenme potansiyeli olan 10 tane Web3 projesi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar konuşacağımız ilk isim iOS Network olacak. Şu andaki fiyatına baktığımızda 22 cent civarında seyrettiğini görmektesiniz. Dünden bugüne fiyatta yukarı yönlü %2.7'lik bir hareketlilik yaşanmış. Toplam piyasa değeri 109 milyon dolar civarında, 1 milyarlık bir toplam maksimum arzı var. Yine aynı şekilde biraz daha aşağı inip baktığımızda ATH'ının da yaklaşık olarak 91.6 gerisine seyrettiğini görmektesiniz. Peki iOS Network'ü Web3 tarafında değerli kılan özellik nedir diye soracak olursanız iOS Network Web3 DApp'ler için geliştirilmiş bir Layer 1 blockchain'i olması sebebiyle yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yine aynı şekilde biraz daha aşağı inip baktığımızda şunu da söylemek gerekir. Web3 tarafında birçok farklı alanda da hizmet sağladığını görebilirsiniz. Bunlardan bazıları veri transferi, veri depolama, sosyal medya faaliyetleri, metaverse ve aynı şekilde canlı yayınlar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gelin konuşacağımız ikinci isme Binance listelenmesiyle beraber fiyatına pozitif hareketlilikler görebileceğimiz bir diğer Web3 projesi arkadaşlar Syntopi olacak. Syntopi projesine şu anda baktığımızda 13 cent civarında seyrettiğini görebilirsiniz. Dünden bugüne fiyatta %1.6'lık yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanmış. Toplam piyasa değeri 63 milyon dolar civarında, çok düşük bir piyasa hacmi arkadaşlar. Dolayısıyla burada Binance listelemesinin gelmesiyle beraber bir nakit akışı sonrası fiyatta yukarı yönlü çok sert hype'lar görebiliriz. Yine aynı şekilde toplam maksimum arzı sınırlı, 1 milyar civarında toplam maksimum arzı var. Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta.
Biraz daha aşağı inip baktığımızda da ATH'ın yaklaşık olarak %85.2 gerisine seyrettiğini görebilirsiniz. Yani burada %85 civarına ucuzlamış bir üründen bahsediyorum size. Peki burada Syntropy projesini Web3 tarafında değerli kılan özellik nedir diye soracak olursanız, Syntropy projesi Web3 tarafında merkeziyetsiz internet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermekte. Birçok farklı blockchain'le entegrasyonla söz konusu. Dolayısıyla değerli bir proje olduğunu Binance'a listelenmesiyle beraber fiyatta güzel hareketliliklerin yaşanacağını söyleyebilirim. Gelin konuşacağımız üçüncü ismi arkadaşlar, Web3 tarafında Binance listeleme potansiyeli olan bir diğer isim Casper Network olacak. Casper'a baktığımızda şu anda fiyat olarak 0.07 olarak çekilendiğini görmektesiniz. Dünden bugüne %3.6'lık fiyatta bir geri çekilme yaşanmış. Toplam piyasa değeri 304 milyon dolar civarında. Toplam maksimum arzı 10.7 milyar ile sınırlı. Yine biraz daha aşağı inip baktığımızda ATH'ın yaklaşık olarak %94.5 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Peki Casper projesini değerli kılan Web3 tarafındaki en büyük özellik nedir diye soracak olursanız, Casper Network Web3 tabanlı D-App'ler için geliştirilmiş bir blockchain'dir arkadaşlar. Bir Layer 1 projesidir. Dolayısıyla ilerleyen dönemler içerisinde yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebilirim. Yine aynı şekilde ayakları yere basan bir roadmap'e sahip olması ve arka tarafta nitelikli bir ekibin olması sebebiyle proje üzerine yüksek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Gelelim konuşacağımız bir diğer projeye. Diğer ismimiz arkadaşlar Covalent projesi olacak. Şu anda fiyatına baktığımızda 36 cent civarında seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne fiyatta %3.9'luk aşağı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Yine toplam piyasa değeri 112 milyon dolar civarında. Toplam maksimum arzı 1 milyar ile sınırlı. Ethereum ekosistemi üzerinde yer almakta. Biraz daha aşağı yönlü baktığımızda ise ATH'ın yaklaşık olarak %82.6 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Peki Covalent projesinin değerli kılan Web3 tarafındaki en önemli özellik ise Covalent projesi Web3 tarafındaki merkeziyetsiz veri işleme alanında faaliyet göstermekte. Yine aynı şekilde birçok farklı Layer 1 projesiyle entegrasyonu da söz konusu. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde potansiyele sahip olan bir diğer proje, özellikle Binance listelenmesiyle beraber fiyatında pozitif hareketli göreceğimiz diğer isim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim konuşacağımız diğer ismi arkadaşlar. Konuşacağımız bir sonraki proje Brain Trust projesi olacak. Şu anda 3.25 dolar civarında fiyatlandığını görmekteyiz. Dünden bugüne fiyatta %2'lik bir aşağı yönlü hareketlik gelmiş. Toplam piyasa değerine bakacak olursak 290 milyonda oturduğunu görmekteyiz. Yine aynı şekilde maksimum arzı sınırlı 250 milyon civarında. Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta. Biraz daha aşağı inip geldiğimizde ATH'ın da yaklaşık olarak %93 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Peki Brain Trust'ı Web3 tarafında öne çıkartan en büyük özellik nedir diye soracak olursanız, özellikle merkeziyetsizlik kavramının gelmesiyle beraber Brain Trust projesi entelektüel sermayenin merkeziyetsiz bir şekilde kazanç sağlayabileceği adres noktalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Gelin konuşacağımız bir sonraki isme, konuşacağımız diğer isim Maps olacak. Şu andaki fiyatına baktığımızda 1.19 dolar civarında seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne fiyatta %2'lik yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Toplam piyasa değeri 87 milyonda oturmakta. Toplam maksimum arzı 10 milyarla sınırlı. Solana ekosistemi üzerine yer almakta. Yine biraz daha aşağıya geldiğimizde ATH'ın yaklaşık olarak %42 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Map projesini Web3 tarafında öne çıkartan en büyük özellik ise tıpkı Google Maps ve Yandex gibi bir navigasyon aplikasyonudur. En büyük fark ise Web3 tarafında merkeziyetsiz ve verilerinizin güvenle saklandığı bir ortam içerisinde geliştirilmiş Web3 tabanlı D-App olması. Yine aynı şekilde Maps aplikasyonunu kullandıkça Maps Coin'de kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla iki taraflı bir win-win söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Gelin konuşacağımız bir diğer projeye, konuşacağımız diğer isim XIO Network olacak. Şu andaki fiyatına baktığımızda 0.02 civarında seyrettiğini görmektesiniz. Dünden bugüne fiyatta %0.2'lik yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Toplam piyasa değeri 255 milyon dolarda oturmakta. Maksimum arzı 14 milyarla sınırlandırılmış durumda. Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde ATH'ın da yaklaşık olarak %75.2 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Bu liste üzerine yer alan ürünlerin tamamını Gateway borsası üzerine bulabileceğinizi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Buna ilaveten Gateway borsası üzerine takipçilerimiz için tasarlanmış özel bir airdrop kampanyası da mevcuttur arkadaşlar. Yorumlar kısmına bırakacağım link üzerinden yeni kayıt olacak olan kişiler 2 hafta içerisinde yapacakları işlemler için ekstradan airdrop kazanacaklar. Dolayısıyla bu kampanyada kaçırmak istemeyen arkadaşlar link üzerinden de kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Peki XIO Network'ü değerli kılan Web3 tarafındaki özellik nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, XIO Web3 tarafındaki Big Data işleme ve bu verilerden anlam çıkartmak üzerine faaliyet göstermekte. Dolayısıyla Web3 tarafındaki bu alan içerisinde iddialı isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim.
söyleyebilirim. Gelin konuşacağımız bir diğer ismi Akash Network'ten bahsedeceğim size. Şu andaki fiyatına baktığımızda 1.15 dolar civarına seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne %1.8'lik yukarı yönlü hareketlik yaşanmış. Toplam piyasa değeri 176 milyon. Maksimum arzı sınırlı 388 milyonda toplam maksimum arzı söz konusu. Yine biraz daha aşağı hani baktığımızda ATH'ın da yaklaşık olarak %85.8 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Akash Network'ü Web3 tarafında değerli kılan en büyük özellik Web3'ü güçlendirmek üzerine tasarlanacak olan D-App'lerin kurulacağı bir blockchain olması olduğunu söyleyebilirim. Gelin konuşacağımız bir sonraki ismimiz arkadaşlar Parsec projesi olacak. Şu anda 27 cent civarına seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne %2.1'lik aşağı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Toplam piyasa değeri 42 milyon dolar civarında. Toplam maksimum arzı ise 310 milyon ile sınırlı sayıda. Aynı şekilde Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta. Biraz daha aşağı inip geldiğimizde ise ATH'ın yaklaşık olarak %89.3 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Konuşacağımız sıradaki isim Mask Network olacak. Şu andaki fiyatına baktığımızda 4.96 dolar civarına seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne %2.6'lık yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Toplam piyasa değeri 234 milyonda oturmakta. Maksimum arzı 100 milyon ile sınırlı. Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde ise ATH'ın yaklaşık olarak %88 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Peki Mask Network'ü öne çıkartan en büyük özellik nedir diye soracak olursanız Mask Network Web 3 ile Web 2 arasında bir köprü görevi görecek. Dolayısıyla bu olan içerisinde en iddialı isimlerden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelin konuşacağımız son ismimiz de arkadaşlar Stratos olacak. Şu anda 91 cent civarına seyrettiğini görmekteyiz. Toplam piyasa değeri 25 milyon dolarda oturmakta. Toplam maksimum arzı ise 100 milyon ile sınırlı sayıda. Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta. Yine biraz daha aşağı baktığımızda ise ATH'ın yaklaşık olarak %83.2 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Evet arkadaşlar, ilerleyen dönemler içerisinde Binance'a listelenme potansiyeli olan ve bu listeleme ile beraber fiyat üzerine yüksek hareketlilikler görebileceğimiz Web3 coinleri bunlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.